Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den Net Bilgisayar'dan Necdet Delioğlu. Bugün bana gelen bir bilgisayarın, laptopun, Acer W258 model bir cihazın aşırı ısınma şikayeti var. Bunun sebebini sizlerle paylaşmak istiyorum. Müşterimiz açtıktan sonra özellikle oyuna girdiğim zaman abi diyor bilgisayarım kapanıyor resmen diyor. Bir de bu klavye kısmı aşırı ısınıyor diye şikayet ediyor. Şimdi bunu sökeceğiz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle fan tıkalı. Fanını temizleyeceğiz. Termal macunu temizleyip müşterimize teslim edeceğiz. İzlemenizi tavsiye ederim. En sevdiğim modellerden birisi, hemen fanın üzerinde gördüğünüz gibi kapak var. Biliyorsunuz bazı cihazlarda fana ulaşabilmek için bütün bir cihazı sökmemiz gerekiyor. Ama bunda şöyle 2-3 adet vida var. Onları aldıktan sonra fana ulaşabiliyoruz. Şimdi öncelikle bir fanına bakalım. Durumunu öğrenelim arkadaşlar. Kapağını çıkarıyoruz ve perişan arkadaşlar. Vay. Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi, yani çocuğun dediği gibi bilgisayar abi diyor klavyesine elimi vuramıyorum. O derece ısınıyor. Gördüğünüz gibi fan penceresinin durumu bu arkadaşlar. Yani siz olun, cihazınızı en az bir yılda, bilemedin 2 yılda bir temizliğe götürün veya yapabiliyorsunuzsa siz kendiniz yapın. İşte pencerenin durumu bu arkadaşlar. Yani buradan aynen fanın içerisi de o şekilde dolu. Tıkanmış. Şimdi fanı da temizleyeceğiz. Bacayı temizleyeceğiz. Temizledikten sonra az bir miktar termal macun uyguluyoruz arkadaşlar çiplerimizin üzerine. Evet, bu şekilde yeterli olacaktır. Bunu işlemcinin üzerine yerleştirirken sallamayalım lütfen. Çünkü oradaki termal macunu sağa sola dağıtacaktır. O da işe yaramayacaktır. Son olarak dikkat etmemiz gereken husus, kapağı kapatırken bazen dikkatsizce kapatıyorlar. Şu soket yerinden çıkıyor. Dolayısıyla fanımız dönmüyor. Bana çok geliyor böyle. Abi biz bilgisayarımızı temizledik. Temizledikten sonra daha çok ısınmaya başladı. Bir açıyorum, kapağın altındaki bu soket takılmamış oluyor. Bunu takarken iyice dikkatli bir şekilde takıyoruz. Çünkü kapağı oynattığımız zaman bu yerinden çıkabiliyor. Kablo kısa olduğu için. Laptoplarımızı zaman zaman şu pencere kısmını kontrol edelim. Şöyle elimizde tutalım, belli oluyor zaten. Böyle havanın çıktığını görüyorsunuz. Burada herhangi bir hava sirkülasyonu görmediğimiz zaman acilen fanı söküp temizlememiz gerekiyor. Aksi takdirde bilgisayarımızın anakartına, çipine de zarar verebiliyor bu durumlar. Böylelikle bu çekimi de umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bitirerek bugünkü videomuzu kapatıyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İzmir'den Net Bilgisayar'dan herkese Allah'a ısmarladık diliyorum. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.